Babama yapmış olduğum elektrikli aracın nasıl yapıldığını soran ve video isteyen birçok arkadaşım oldu. Ben de bu videoyu sizle paylaşmak istedim. İsterseniz hemen videoya geçelim. Bu arabanın yapımında 30-31,5 milimlik profil demir kullandım. Önce çok basit bir şekilde şasemin temelini yapıyorum. Önce kare şeklinde motorun ve diferansiyelin bağlanacağı aracın arka kısmını yapıyorum uzunluğu defransiyelin tam bağlantı noktalarına gelecek kadar uzunlukta. Defransiyelin bağlanıcı noktaları kalemle işaretledikten sonra matkapla deliyorum. Şimdi aracın ön tarafını yapıyorum. Elimde herhangi bir proje yok. Tamam öyle kendi düşüncelerime göre yapıyorum. Bu da kullandığım diferansiyel. Üzerimde 24 voltluk fırçalı bir motor var. 500 watt gücünde. Ben bu tekerlekleri çıkartıp yerine 13'lük araba tekerleği takacağım. Bunlar sanırım Broadway lastikleri. Bazı arkadaşlarımız yorumlarda ince ve küçük teker takmamı önerdiler. Ama babam bu aracı çamurlu tarla yollarında da kullandığı için bu küçük tekerler oralarda gitmiyor. Çamura saplanıyor, kalıyor. O yüzden özellikle ben bu lastikleri değiştirip büyük lastik taktım. Yoksa babamın kullanması imkansız oluyordu. Büyük lastik takmak için tornacıdan yardım istediğimde çok büyük paralar istediler. O yüzden kendim bir sistem uydurdum ve ona göre bu şekilde yapmaya çalıştım. Önce halihazırda bulunan jant ve lastikleri çıkartıyorum. Orijinal jantlar iki parça. Orijinal jantları da yine alyan cıvatalarını sökerek parça haline getiriyorum. Sonra orijinal jantların sadece bir tarafına takarak alyan cıvatalarını sıkıyorum. Orijinal jantın boşta kalan vidaları araba jantının üzerindeki deliklere tam denk geldi. Bu şekilde çok rahat bir şekilde uydurmuş oldum. Bu şekilde hazırladıktan sonra defransiyeli büyük tekerlekleri kolay bir şekilde sabitlemiş oldum herhangi bir balans da yapmadı. Basit bir şekilde hazırlamış olduğum şeseyi de defransiye ile sabitliyorum. Kullandığım malzemeleri hurdacılardan kilo ile aldım. Böyle masraflar çok daha ucuza geliyor. Yine hurdacıdan aldığım kalın doğalgaz borusunu direksiyon sistemi olarak kullanacağım. Bunu gerekli ölçüde kesiyorum. Bu borunun içerisine ikişer tane rulmanı kaynaklayacağım. Rulmanın tam göbeğine uyacak şekilde tij kestim ve bu tiji sonunla sabitliyorum. Ön tekerler yine Broadway'in hunusluk jant lastiği. Yine bu aracın orijinal poyrası var. Poyrayı keserek hazırlamış olduğum boruyu bu poyraya kaynaklıyorum. Sağa sola yön verebilmek için tijlerin üzerine yine 30 30luk profil kaynaklıyorum. Burada bu profiller sağa sola hareketi sağlayacak. Kaynakların çok sağlam olması gerekiyor. Burulmanların yatay çalışamayacağı söylenmişti bana ama babam bir seneden fazladır her türlü yolda kullandı. Tarlaya bahçelikli, çamurlu, çok bozuk yollarda kullandı ama hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hazırlamış olduğum jant sistemini, profillerini şasiye kaynaklıyorum. Böylelikle tekerler sağa sola rahat bir şekilde hareket edebiliyor. Tekerleklerin aynı oranda dönebilmesi için iki tane rot başı ve rot kolu bağlıyorum. Direksiyon sistemine hareketi verebilmek için eski bir elektrikli bir bisiklet maşası kullanıyorum. Bunun bir tarafını kestim sadece bir tarafı hareket edecek. Hazırlamış olduğum kolları da elektrikli bisiklette üstünü tutan maşaya kaynaklıyorum. Bu şekilde tekerlekler aynı oranda sağa sola dönüş yapabiliyor. Şimdi ön tarafı biraz daha sağlamlaştırmam gerekiyor. Bu şekilde kullanırsam ilk taşta yamulacaktır. Şimdi akilleri yerleştirmek için küçük bir kutu gibi bir yer yapıyorum. Araca yerleştireceğim koltuğun biraz ilginç gözükmesini istediğim için koltuğun arka tarafı yüksek olacak şekilde birkaç parça koyuyorum. Bunun üzerine profilleri kaynatarak biraz ATV görüntüsü vermeye çalışıyorum. Ön tekerlekleri sağlamlaştırmak için hem yukarıdan hem aşağıdan iki tane çapraz demir atıyorum ki böylelikle hem ileri giderken hem geri giderken herhangi bir şekilde taşa çarparsa kırılma yaşanmasın diye. 30'da 30 profiller biraz ince olduğu için kuvvetlendirmek için üzerine birer tane daha profil ekliyorum. Böylelikle çok sağlam oluyor. Yine bir tane elektrikli bisiklet direksiyonunu hazırlamış olduğum maşaya kaynaklıyorum. Yaptığım aracı ileri geri hareket ettirmek için üzerine bir tane potansiyometreyi kaynaklıyorum. Direksiyona plastik elcikler takıyorum. Aküleri yerleştirmeden hemen şesenin boyamasını yapıyorum. Jantları boyayıp lastikleri parlatmayı da ihmal etmiyorum. Aküleri koymak için hazırladığım yere 20 amperlik 4 tane akü bağlıyorum. Aslında 2 tane akü yetiyor. Bu araçlar 24 volt olduğu için 2 aküyle kullanabilirim ama ben mesafeyi uzatmak için daha uzun süre kullanabilmek için 4 tane akü bağladım. Bunlardan 2 tanesini seri bağlayarak 24 volt elde ediyorum. Sonra bu hazırlamış olduğum grubu birbirine paralel bağlayarak 4 tane aküden aslında yine 24 volt elde ediyorum. Aracın motor bağlantılarını motor sürücüsüne giriyorum. Bu motor sürücüsü motorları istediğimiz ayarda ileri geri yön verebilmemizi sağlıyor. Bu almış olduğum motor ve sürücüsü çalışmıyordu. Kablolarını ben teker teker kontrol ettim. Kopuk olanları bağladım ve uzattım. Çalıştırmayı başardım. Şimdi bunu çok rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Kabloları uzatarak direksiyondaki potansiyometreye gireceğim kablolar dağılmasın diye hem güzel gözüksün diye elektrik bandıyla üzerini bantlıyorum ve bu kabloları direksiyona dolayarak potansiyometreye giriyorum. Açma kapama düğmesi için ise üzerine bir tane buton koydum. Bu buton artı sinyalini motor sürücüsüne ileterek sürücünün çalışmasını sağlıyor. Boş takılan kablolar da potansiyometreye bağlanıyor. Potansiyometre üzerindeki kolu sağa bastırırsam ileri, sola bastırırsam geri gidiyor. Herhangi bir şekilde el freni yok, ve tamamıyla otomatik gazı kestiğiniz zaman fren de kendisi otomatik olarak sıkıyor. Akülerin üzerini kapatıyorum. Herhangi bir şekilde su, nem almaması gerekiyor. Gerçi aldığım hurdacıda da hep yağmurun suyun altında kalmış ve hiçbir şey olmamış. Bayağı da sağlam herhalde. Evet aracımızı tamamladık. Şimdi test sürüşü yapma zamanı. Araba çok güzel ve kullanış doldu. Düz yolda çok güzel gidiyor. Fakat rampaları çıkarken arka tekerler patinaj yapmaya başladı. Yani ağırlık daha çok önde olduğu için arka tekerler yere çok fazla basmıyordu. Ben de o yüzden ön taraftaki aküleri arka tarafa yerleştirdim. Böylelikle istediğimiz her yere şu an çıkabiliyoruz. Hiçbir şekilde patide yapmıyor. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.